işe bir yana böyle bir doğal güzelliğe sahip bir yerde olmak beni çok mutlu etti. Türkiye fotoğrafında sadece rekabet ve yarışma üzerine kurulu olan çeşitli etkinliklerin dışında tamamıyla dayanışma ve paylaşım üzerine kurulu böyle bir etkinlikte olmak ayrı bir güzellik. Ben Ahu Akbaş, Fethiye'den katılıyorum. Foto kampta olmaktan çok mutluyum. Malatyalı fotoğrafçılara ve yöneticilere ve Mustafa Ertekin'e teşekkür ederim. Ben paylaşmıyorum onu. Malatya Fotokamp harika bir fikir. Çok iyi düşünülmüş. Bu bölgede doğa bilinci, fotoğraf bilincini geliştirmek, gençlere bu sevgileri aşılamak adına çok iyi bir adım atılmış. Bizler açısından da çok önemli. Yani ben 4-5 kere Malatya'ya geldim ama bu gelişimde bambaşka yerlerini gördüm. Fotoğraf etrafında toplanmış insanlar, fotoğrafya marağı olan, ümumiyyətlə fotoğrafiyanın adı altında insanların toplaşmasından çok büyük sevinç duydum. Ve ümid edirəm ki, gələcəkdə bu fotokamp demək olar ki, davamlı olacaq ve 2-ci, 22-ci, 32-ci fotokampları biz keçirməyi arzu edirik.
Sahara'daki at fotoğrafları ve doğa fotoğrafçılığı mükemmeldi. Bunu tabii çeşitli araçlarla, çeşitli fotoğraf makineleriyle yaptık. Ben de mobil fotoğrafçılık üzerine küçük bir atölye gerçekleştirdim. Levent Vadisi ve Kanyonu'nun eşsiz coğrafyası aslında çok daha bilinir olmayı hak eden bir saha. Hani hep benzetirler ya, burası Kapadokya'ya benziyor, burası Kelimacan'a benziyor. Burası ona da benzemekle beraber çok daha özel bir alan. Malatya Foto Kampı her şeyden evvel cesur bir atılım, cesur bir olgu. Foto Kampın kurulduğu yer adeta Grand Canyon gibi ilgi çeken, müthiş oluşumları bünyesinde barındıran fevkalade bir vadi. Ben bile bugüne kadar Türkiye'yi dolaşan birisi olarak bu vadiyi ilk defa görüyorum. Dokunmadığımız, gidip görmediğimiz, iletişim kurmadığımız topraklar, doğa, insan, mimari bizim değildir. Foto kampı hep birlikte hem yöre insanıyla hem Türkiye'nin çeşitli yörelerinden gelen insanlarla birlikte dokunalım, bizim olsun diye geldik. Fotoğrafla ilgili insanlar bir araya geliyorlar. Ustalar, fotoğrafçılar, amatörler. Amacına ulaşmış bir etkinlik diye düşünüyorum. Malatya'nın ilk tırmanış bahçesini oluşturduk. 11 tane rota açtık. Şu anda da bugün itibariyle 15. rotayı açtık.
Malatya çok önemli bir ilimiz ve böyle bir buluşmanın olması her şeyden önce çok güzel. Sevgili tırmancı dostlarımız Doğan ve Zor Bey zaten burada bir süredir rotalar açıyorlardı. Benim ilk gelişim, beğendim. Çok değişik bir ortam gerçekten. Malatya zaten çok medeni bir şehir. Severek gelip gittiğimiz de bir yer. Yani doğunun güzel bir değeri ve umarım ileriki yıllarda daha da fazla değer bulur ve daha da fazla tadılır. Çok güzel burası. Yani biz ilk gün küçük bir köy, yani artık bir semte gittik. Orada bir iki tane böyle eski dar sokaklar var ya, ahşap evler var. Onları çok beğendim. Anlatamam. O eski mağaralara girdik. Biraz bir yürüyüş yaptık traktör ile. Biz bir şey manzara noktasına kadar gittik. Orada ya dehşet bir manzara var. Öyle yemeği köylüler bize ısmarladı. Çok güzel oldu. Ve bir 10 dakika sonra galiba benim sunum olacak. O yüzden yavaş yavaş kaçmak gerekiyor. Bye.